Başladım. Daha doğrusu mahalle arasında arkadaşlarla oynarken başladık. Ondan sonra İstanbul Beyoğlu doğum yerim. Orada Tophane'de ikamet etmekteyiz. Orada hem Tophane Tayfun Spor Kulübü ve Beyoğlu Yeniçeri Spor Kulübü var. Beyoğlu Yeniçeri Spor Kulübü'nden hocamız da sokakta oynarken beni görmüş. İdmanlara gelmemi istedi. Ben de o hevesle gittim. Futbola böyle başladım. Galatasaray Eskişehir'e verdi beni. Ümit abinin yanında, Ümit Karan'ın yanında. Belli bir bonservis bedeliyle. Ya ondan sonra Eskişehir serüvenim başladı. Orada yaklaşık 4,5 sene oynadım. Çok güzel günlerim geçti. Sonra bir Galatasaray maceram var bir sene. Ondan sonra Kasımpaşa ve en sonunda Antalya. Kasımpaşa'dan ayrıldık yani kulüple konuşarak. Benle devam etmeyeceklerini söylediler. Ben de teşekkür ettim kendilerine. Sonuçta profesyonelce bir iş yapıyoruz. Teşekkür ettim. Ondan sonra sağ olsun başkanımız çok aradı. Hocamız çok aradı. Servet abi, Aytaç abi onlar aradı. Takımın durumundan bahsettiler. Gelecek hakkında konuştular. Benim takımdaki rolümü anlattılar. Çok şükür de geçen sene iyi geçti. Bence bunu diyeni yani bir iki gün ya da bir hafta kampı almak, futbolcularla birlikte yaşaması, futbolcularla beraber antrenman çıkması belki daha iyi onlar için ama şimdi onlara da bakılırsa der ki ben de senin kadar idman yapsam ben de oynayabilirim. Yani bu bir yaklaşım. O öyle yaklaşıyor. Bizde her futbolcu hedefi olan insanlar. Sonuçta ta ufaklıktan beri bu işin içindeyiz. Bir mücadele verdik, bir hedefimiz vardı. Bu hedeflere gelmek gerçekten kolay değil. Yani bu sadece futbolculuk için değil. Her bireyin bir hayatta bir hedefi olması lazım. Bu hedefe varmak için de çok fedakarlık yapması lazım. Biz de bu fedakarlığı yaparak buralara geldik. Başka bir spor dalında ya da başka bir meslekte insanlar da çok fedakarlık yaparak oraya geldi. Kimse çat diye buradan yani direkt hemen yani amatörden Süper Lig'e geleyim ya da ne bileyim bir okumadan bankacı olayım gibi olamaz ki hayatta. Sonuçta her insan bir yeteneğiyle doğuyor. Önemli olan o yeteneğini keşfedip o yeteneğin üstüne gitmesi ve hayatında kendine bir hedef koyması. Bu hedef doğrusunda çalışırsan da mutlaka bir günde o hedefe ulaşıyorsun. Hep birlikte mücadele ettiğimiz zaman biz gerçekten iyi takımız. Ama bazen de istediğimizde olmuyor. Ama biz hiçbir zaman mücadeleden geri kalmadan, pes etmeden devam eden bir takımız. Bu sene de iyi başladık. Malatya maçında bir yenildik. Bir de Gaziantep maçında işte berabere kaldık. Biz Antalyaspor'un, Antalya camiasının, bütün futbolcuların bir hedefi var. İnşallah bu sene Antalyaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Geçen sene olduğu gibi. Ya vücudumun götürdüğü yere kadar ama tabii ki de çok fazla yıpratmadan kendimizi, çok fazla oynayacağım diye de şartlamadan tadında bırakmak lazım diyorum. Ya bu genel bir klişe olacak ama takım kazandığında daha çok seviniyoruz tabii ki de. Yani gol atmak da güzel, çizgiden top çıkarmak da güzel, penaltı kurtarmak da Vafin için güzel. Ama en önemlisi takımın kazanması ve hep birlikte sevmemiz en güzel şey. Ya takım kazandığı için ben mutlu oluyorum. Özellikle hani gol atacağım, ya tabii ki de gol attığımız için mutluyum ama takım kazandığı zaman daha mutlu oluyorum. Yani dediğiniz gibi çok genç ve çok tecrübeli olarak Avrupa'nın belirli sayılı kulüplerinde oynuyor. Öncelikle onlara kariyerinde çok çok başarılar diyelim. Ondan sonra hepsini Rabbimden dileyim sakatlık geçirmesinler. Uzun yıllar ülkemize hizmet ederler. Gerçekten çok çok iyiler. İnşallah da böyle devam eder. Tabii ki de ilk başlarda onlarla oynamak daha keyifliydi. Onların statta olması bize ayrıyetten itici bir güç veriyordu. Onların olmaması da futbolu güzelleştirmiyor ama yapacak da bir şey yok. Önce sağlık diyoruz hepimiz için.